Siyaset yerel seçimlere odaklı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de 2024 yerel seçiminde yeniden aday olmak istediğini açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanları'nın adaylık açıklamalarına destek veren Kılıçdaroğlu, işbirliği dahi olsa başkanların CHP çatısı altında seçime gireceğini söyledi. 5 yıl önce vaat ettiklerimizin büyük ölçüde anlamış olsak da %20 civarında yapamadıklarımız var. Diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa bütün onları hem tamamlamak... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından İzmir'e adaylığını duyurdu. 3 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bireysel adaylık açıklamaları CHP lideri Kılıçdaroğlu'na soruldu. Başarılı olan belediye başkanlarına tekrar aday göstereceğimizi zaten defalarca ifade ettik. Kararı parti meclisi verecek ama benim genel başkan olarak görüşüm başarılı belediye başkanlarının görevlerini sürdürmeleri. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun. Destek gelecek mi? Onun için şu anda bir şey söyleyemem ben. 2019 seçimlerindeki gibi partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım. Yerel özellikler ve talepler doğrultusunda elbette işbirliği olabilir. 2019 yerel seçimlerinde CHP, İYİ Parti 23'ü büyükşehir, 50 il ve pek çok ilçede işbirliği yaptı. 11 büyükşehir işbirliğiyle kazanıldı. 2024 yerel seçimleri için de Akşener işbirliğine kapıyı açık tutarken İmamoğlu ve Yavaş'a destek için günü geldiğinde bakarız demişti. Ekrem İmamoğlu'nun CHP, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olması formülleri dillendirildi. Kılıçdaroğlu net konuştu. CHP'li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP'li belediye başkanları vardır devam eder. Bunun ortası olmaz. Her halükarda Ankara'da da İstanbul'da da dominant parti CHP'dir. Öyle kabul etmek lazım. CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde kazanması mümkün mü ya? Seçim yenilgisi sonrası Millet İttifakı cephesinden yükselen açıklamalar ve yaklaşan yerel seçimler için nasıl bir araya gelinecek soruları. İttifak dağıldı, muhalefet paramparça söylemleri. Muhalefeti çok paramparça görmüyorum. Medya, biz kanlı bıçaklıymışız, oturduk birbirimizi boğazlayacağız gibi veriyor. Aslında öyle bir şey yok. Yani biz pekala 3 gün sonra da, 5 gün sonra da, 1 ay sonra da bir araya gelebiliriz. Değişimin önünü tıkayan bir kişi değil, değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Bir değişim yapacağız o kesin. Kurultayda göreceksiniz. Demokratikleşmenin ne olduğunu herkes görecek. Ondan sonra özgürce kendi genel başkanını seçecek. Yeri geldiğinde başkanı görevden alacak bir kurultay olacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu değişimle ilgili de tüzük değişikliğine vurgu yaptı. Üyelerin milletvekili adaylarını belirleyeceği, ön seçimi zorunlu kılan tüzük değişikliği için çalışmaların sürdüğünü söyledi.